Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Her şeyi ne olursa olsun ya, elinden alacaksın. Dersi, malumatı. Cinlerin psikolojik midir? Cinli midir? Doktor, yani psikolojik doktorluk, cinli ve ervah hapisi. Üçü. Bu dersi yapabilmek için bir, cinler alemini bilmek lazım. İki, psikoloji bilmek lazım. Üç, ervah hapise ve ervah aliyeyi bilmek lazım. Yani dışarıdan alınan gözle, kulakla, burunla, dille, elle, yani el derken bulunduğun mekan, içeriye girenler ne oluyor? Kur'an veya şarkı, türkü. Üçünü bilirsen bu ihatalı bir ders olur. Cinli midir? Ruhani midir? Doktorluk yani psikolojik midir? İnim inim insanlık inmiyor bunu bilmemekten dolayı ve çok istismar edilen bir saha. Üçünü bilmek lazım ki bu ders olsun. O onu kötülüyor, o da onu kötülüyor. O onu eleştiriyor, bu da onu eleştiriyor. Oysa hepsinin hak payı var. Neymiş o? Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Bir de bunun abi en önemli imanlı olması. Tabii. Yani doktorun. Şimdi ecellere gidiyorlar. Hangi göze bakacak buna? Yani adam ruhu inkar ediyor. Psikolojik demek, psiko, ruh demek. Loji, ilmi demek. Ruh ilmi. Adam cini inkar ediyor. Adam ruhu inkar ediyor. Adamı, insanı makine zannediyor. Donmuş enerji yığını. Kemik ve etten ibaret olduğunu, insanın bu olduğunu, donmuş enerji olduğunu. Bu adam neyi tamir edecek ki? Ruhu inkar edene teslim ediyorsun. Şimdi bizimle doktorlar arasındaki fark, yani psikiyatri veya psikolog arasındaki fark, bu derste onun arasındaki fark şu, benim şu andaki fark. O adam dini olmayan doktordan bahsediyor. Bozulanı tamir ediyor. Cihazı tamir. Onu bozanı bilmiyor. Şeytanın, cinnin, ervah habisenin bozduğunu tamir ediyor, tekrar devam ediyor bozukluk. Ama bu bozanı ortadan kaldırmadıkça o sistem devam eder, o bozukluk. Onun için 3 sene, 7 sene, 11 sene, 17 sene ilaç içini biliyor. Yani dini psikoloji, ruhani psikoloji, İslam, yani Kur'an, sünnet ve büyük zatların kitapları endeksli yapılan sohbet, yani bununla alakalı psikiyatri ise ve psikologdan anlıyorsa onların tedavisi daha isabetli oluyor. Bir de kısaca dinden gafil doktor bozulan cihazı tamir ediyor. Bozanı bilmediği için bu İlaca mahkumdur. Ama o hasta bunu tamir olurken dinden de medet ararsa, bu sefer külümen bitirir işini. Ama dinden uzak, hatta din düşmanı doktor, çözümün referansı din olduğunu göstermek istemediğinden dine gitmesini istemez. Bırakın uyduruk şeyleri der. Dini çözüm gösterse, referans gösterse, din yücelir. Çünkü çözümün kaynağı din olur. Bunu yapmak istemez. İstemediği için dini referans göstermiyor. Ama ben de bu sefer karşıma onu koydum, ona hitap eden konuşuyor.
Hastaların ortak özelliklerinden neymiş? Hastayı her yere götürmekte. Yani hastaya kime sorarsanız sorun şöyledir. Her yere götürdük. Dinlettirmekte ...284... Bir sorun yaşanmazken, bak bir daha okuyorum, hasta her yere götürmekte, dinlettirmekte, bir sorun yaşanmazken hocaya götürmeye, Kur'an okunmaya direnmesi, saldırması tıbbi olmadığını gösteriyor. Hastayı her doktora götürülüyor, her ilaç içiliyor, her şeyi dinlettiriyorsun, hiç sorun yaşamıyor hasta, hiç direnmiyor. Ne zaman Kur'an okunuyor, ne zaman bir hocaya okutturuyorsun, ne zaman sen bir şey okuyorsun, hemen saldırıya geçiyor. Bu da neyi gösteriyor? Bu tıbbi olmadığını gösteriyor. Niçin doktora giderken direnmiyor da, niçin doktora giderken direnmiyor da, Kur'an okunurken, niçin o hasta, madem psikoloji hasta, ezan okunurken kulağını kapatıp abanıyor böyle? İzah et ey doktor. Maddi manevi hastalığı gösteriyor. Niçin Kur'an'a karşı kulağını kapatıyor? Niçin kolunu sağlayarak doktora gidiyor da din endeksli çözüme giderken ortalığı yıkıp yakıyor? Söyler misin? Böyle başladım, devam ediyorum. Hastalar kandırılmaya gönüllüdürler. Çünkü çaresizdirler. İstismara çok mu sahip? Hem tabii ki her şeyde sahtesi de olduğu gibi, çakması olduğu gibi bu din kaynaklı çözümü üretenlerde, hoca dedikleri, hoca namı ve kılıklı altındaki sahtekarlar da var tabii. Peki nasıl bunlar bu sahtekar oldukları halde hala yaygın? Çünkü hasta çaresiz. Çaresiz olunca kandırılmaya çok gönüllü. Mesela diyor ki, nerede oturuyorsun? İstanbul'da. Hastaya gidiyorsun, seni konuşturuyor, ağzından şeyleri alıyor. Nerede evin? Mesela diyelim ki, senin evin neresi İsmail, onu diyeyim. Yani baba memleketi? Eskişehir. Baba memleketi. Evet. Eskişehir. Şimdi konuşturuyor seni. İstanbul'a doktora gittin. Evi tarif ediyor. Tamam diyor. Ben yarın diyor, arabamla kesinlikle uçak kullanmazlar. Bilet lazım. Arabamla adresi bir şekilde senden alıyor. Ben o sen büyürken orada bir sorun yaşadın. O nefesi kapatmam lazım. Ama sizin gelmenize gerek yok. Çünkü zarar görürsünüz. Korkutuyor bir de. Ver adresi, ben Eskişehir'e gideceğim İstanbul'dan. Hafta sonu. Ondan sonra ve yol parasını senden alıyor. Bilmem ne parasını da alıyor. Tamam diyor. İki gün sonra gel diyor. Evet diyor. İsmail Bey, ben gittim. O şeyleri kapattım. Tabii ki senin için Eskişehir'e gitti. Arabasının gidiş geliş parasını vereceksin. Masraf vereceksin. Bir de yaptı vereceksin. Bir şey yaptığı yok yani. Yalan. Peki sen de çok iyi biliyorsun bunun yalan söylediğini. Niçin inanıyorsun? Çünkü kandırılmaya çok gönüllüdürler. Başka çareleri yok. Yani o sözleri duymak mı istiyor abi? Yani duymak istiyor. Ben orayı kapattım. İnanmak zorunda. Mesela beni arayan kadınların ailevi sorunlarını yaşayanların %90'ının şunu gördüm. Bacım, yavrum, evladım, kızım, sabret. Tamam abi. Benden şunu duymak istiyorlar. Sonradan zaten ifade ettim. Senden bize sabır et duymanı, duymayı istiyoruz. Öyle bana bir şey, o portre çiziyor ki
bu adamla yaşamaz. Boşan, boşan diyorum. Sonra mesaj yazıyor. Senden onu duymak istemiyordu. Onu duyacaktımsa ki keşke seni aramasaydı. Yani güya bir şeyi kurtarmak adına kendisi, psikolojisi dumura vuruyor. Senin psikolojin bozulmuş, çöktükten sonra bunun sabrı mı olur? Farz değil, vacip değil evlilik. Onun ölçüsü nasıl olacak abi peki? Ya başka bir şey. O konu başka bir şey de. Yani duymak istediklerini için seni ararlar. Yani çözüme odaklı değiller. Yani kendine bir yol çizmiş. O yola seni şey yapıyor. Alet ediyor. Alet ediyor. Destek istiyor. Destek, tasdik istiyor. Oysa yürümesi mümkün değil. Şimdi o tür şeyler bayağı var abi. Mesela kadın çalışıyor. Adam çalışmıyor. Nameşru işlerle kadınlarla yaşıyor. Parası yok. Kadının resmi çalıştığı yerde maaşını alıyor. Bir de kadını bankaya kredi çektiriyor. Bu parayı alıyor. Kadına da akşam da dövüyor ve zulmediyor. Yaşanır mı şimdi bu? Hikaye anlatmıyorum. Abi çok öyle ya. He. Ve bu kadın bana diyor ki bununla yaşanır mı kardeşim dedim ya. Para kazanan sensin. Borca giren sensin. İşsiz olan o. Para yiyen o. Dayak yiyen de sen. Bununla yaşanır mı ya? Sen de bunu duymak istemezdim diyor. Ne diyecektim yavrum dedim sana genç kız. Bana sabret. Olsun sabret demeni bekliyordum. Bu zaman kadar ne yapmış abi? Ondan sonra peki senin psikolojin çöktükten sonra ki bu gidiş çökmektir. Çökeceksin yani sistem bitecek. Bir yeri kurtarmak için batmanın mantığını nerede yazıyor? Şuradan bir tahta söküp oraya tahta çakılır mı? Neyse. Ben şey için söyledim. Hastalar kandırılmaya gönüllüdürler. Çünkü çaresizdirler. Hastaya karşı ama bir başka kimseye hitap eder gibi konuşarak ve emredici bir üslupla çıkıp gitmelerini istemek. Esasında abi onlar kendilerine çözümden çok hani o yaşantısını devam ettirecek yol mu arıyor? O geç artık oradan çık. Başka bir şey geçtik. O bitti. O cümle bitti. Hastaya karşı ama bir başka kimseye hitap eder gibi konuşarak emredici bir üslupla çıkıp gitmelerini istemek, Müslüman olup hastaya terk etmesini istemek, insana eziyet etmenin büyük günah ve haram olduğunu anlatmak. Mesela diyelim ki hasta rahatsız. İki kişiyi görüyorsun. İkilik yaşıyor. Bir o konuşuyor, bir o koymuyor. Aynı adam, aynı kadın. Mesela okumaya başladım ben mesela, diyelim birisi okudu, rastladım ya, benim talim hocam var ya, hocam okuyordu. Baktık o hastanın ağzıyla başkası konuşmaya başladı. Bırak beni! Sen kimsin, ben falancayım. Burada ne işin var, bu salak kadın diyor, böyle böyle yaptı diyor. Ama onun ağzını kullanıyor. Ne yapacaksın? Hastaya karşı ama bir başka kimseye hitap eder gibi konuşarak, çünkü başka birisi var, ona kızma, emredici bir üsluptan çıkıp gitmelerini istemek, onlara buradan çık. Hani geçen yaptık ya dün, gelirken kiliseye gittik, kiliseye kapıyı da kapattık, kiliseye gittik, besmeleyle kapıyı kapattık, kilisenin kapısı. Ondan sonra bastık ayet-i kürsüyü, kilisenin içine. Huruf-u mukatta, bir de yetmiyormuş gibi, bir de Rahman suresi. Ne oldu biliyor musun? Balon var ya balon. Hepsi paramparça oldu. Parçalandı. Ne yaptım? Yanlış yaptım. İlk önce İslam olmalarını teklif edeceksin. Orada erva habiseler var. Hristiyan cinler var. Ben de onların mahalline gittik. Tamam mı? Çünkü namaz kılacağız. Dışarısı soğuk. Yoldayız. Kilisede kıldık ya. Şimdi bu adamlar çıksın buradan. Ama teklif etmedik. İslamiyet'i teklif etmedik. Kapıyı açıp hadi arkadaşlar biz namaz kılacağız ki çıkacaklardı. Biz hemen dedeteyi bastı. Tabi ben de hatam var. Aynı şey üstad da yapmış. Bu akşam rüyada gördüm. Üstad da rüyada böyle şu kadar bir sürü yılan vardı. O kadı yılan ki hepsini şöyle bir tuttum. Ama adetsiz yılan, bu kadı yılanlar. Hepsini tuttum kafalarına, kafalar böyle. Hiçbir şey yapamıyorlar.
Bir yere vurdum, hepsi öldü. Malum oldu. Ama yani ustad da kilise yapmış Erek Dağı'nın altına. Kilise, harabe kiliseye. Ondan sonra abi anlatıyor. Ben diyor su abi almaya... O ikaz etmiş. O ikaz etmiş abi. Öyle mi, onu bilmiyorum. Evet. Nasıl ikaz etmiş? Yani. Ha, ustad mı ikaz etmiş? Ustad da ikaz etmiş. Ne demiş? Burada geçenleri rahatsız etmeyin mi? Yapmasın diye. Yok, burayı terk edin demiş. Evet, burayı, ha, burayı terk edin yani. Ustad risale yazılacak. Orada ibadet edecekmiş herhalde. Ustad. He. Onlar ne dedi? Biz dedi, yani yüzyıllardır burada, burası bize ait deyince Üstad Hazretleri de diyor, insan diyor bu sultana diyor, şey kainata diyor, sultan olarak indi diyor. Her taraf bize ait diyor. Bu zamana kadar sizindi, şimdi bizim diye hitap ediyor. Tekrar söylüyor. Çıkmayınca bu sefer patlatıyor orayı. Ve suya giden abi diyor ki, bir ses duydum. Bir ses duydum diyor, büyük bir ses. Sonra ustada demiş, değil mi? Ustadın bir gürültü duydun mu demiş. Keçeli demiş. İşte burada şeyler vardı, patladı. Ya biz de paldır küldür girdik ya böyle, namaz kılacağız. Ona çık demedik. İslamiyet'i teklif etmedik. Kapıyı açıp gidin demedik. Kilisede kıldık namazı ya. Ben de yarım saat sonra geldim, baktım camiye girdim gibi zannettim. Hiç acıdım. Hakikaten ya. Güzeldi ama. Çok güzeldi kilise. Ama o zamana kadar canımız çıktı. Rahman okuyordun herhalde. Sen girerken Rahman'a gelmişti. Ben o ayeti kürsü okuyana kadar neler çektim o. Ağzım zor dönüyordu. Hatta aklım gitti. Üç defa onu fumukatta yapacağım yerde birer tane yaptım. Oysa üçer tane yapacaktım. Yapamadım. Sonra dedim, Allah ben ne yapmadım, öyle girmiştim. Demek ki bizde çattılar ya. Ondan sonra işgal ettik, hakim olduk, namazı kıldık kilisede. Kitabede yazdık, yürüledik. Ya, tabi Risale-i Nur'dan da her giden kiliseye defter var, şey yazıyor. Hatırla, biz de 8. sözün başını yazdık, Almanca. Ve ne adresi verdik internet adresi? Licht adresi. Licht. Licht. Lih. Köln'deki adres var ya. Köln'de. O değil mi o? O. Davut abi. Şey. Almanca. Bir sen ona basıldığı yer. Şimdi... Doğru adresi teslim ettik onları, öyle diyelim. Tamam. Bundan sonra. Ama oradakiler de acayip. İşte akşam gördüm ben. Bir sürü yılan. Öyle bir şey ki, şöyle tutuyorum, hepsi yılan elime geliyor. Hepsi elime geliyor. Bu kadar yani. Öyle kalem gibi. Kafalarını sağlayacak halleri yok. Tuttum böyle. Bir vurdum. Hepsi nakavt. Bitti. Ondan sonra bir de gülüyordum ya. Bir vurdum. Mücadele etme. Benim için hakikaten hayatın zevki ya. Hep yani hiç böyle normal bir geçmemiş hayatım. Her zaman. 80'de düşün. İlk mahkemem Kur'an öğretmekten. 80 ihtilalinde ilk mahkemem Harf İnkılabı'na muhalefet etmekle yargılandım, Şişli'de. Ben 17 yaşında, 18 yaşındayız. Acayip bir şey yani, hep eskiden beri. Neyse. Şimdi hastaya karşı ama bir başka kimseye hitap eder gibi konuşarak ve emredici bir uslupla çıkıp gitmelerini istemek. Çık bunu terk et. Bu salak kadın benim çocuklarımı öldürdü dedi. Lan ne öldürdüyse sen de şimdi kadın öldürdün dedi. Çık git dedi. Müslüman olup hastayı terk etmesini istemek. Bak Müslüman ol. Hafız yaptı onu. Hayır. İyi. Bak şimdi. Benim elime diyor koz veriyorsun. Zor zor dayanıyorum diyor. Sen bana bir şey yapamazsın. Peki dedi. İnsana eziyet etmenin büyük günah ve haram olduğunu anlattı. Gene dinlemedi. Etrafını hastaya bir çevirdi oklavayla, çıkamasınlar diye. Bastı dedetiyi. Onlar dedetiyi. Bir hurufumu kataya çaktı ki, dedi ki, oğlum baktım ağzımızı böyle biraz şey oluyor, hop biraz sonra böyle yaptı. Bitti. Ondan sonra uyanıyor kadın. Ben oradayım. Yani ben Kur'an talim yaparken gelmişti. Ben ehli değilim bu iş. Hafız ya. Ondan sonra baktı ki, muvaffak olmuş yani. Kadın kalkıyor. Ben neredeyim diyor. Yani ilk önce öyle yaptı. Biz işte paldır küldür kiliseye girdik. Namaz kılacağız. Buralara baktık. İyi değil. Vaziyeti coğrafya kötü. Rahatsız olmaya başladım.
biraz sıkıntı başladı. Dedim ki şansınıza kadebi sizden. Ya sizden eyvallah ya benden eyvallah. Ama ben namaz kılacağım. Ya ben niye kapıyı kapattım? Sonradan da hayal ediyorum. Aklımı almıyor. Ben böyle yapmazdım. Besmele deyince kapıdan çıkar. Ama kapıyı diyor Allah Resulü, besmele ile çocuklarınız akşam olmadan eve alın ve kapıyı besmele ile kapatın, şeytan giremiyor. Zannetme delikten girer. Besmele çek bitti. Ulan Bismillahirrahmanirrahim diye kilisenin kapısını kapattı. O zaman kapı bir simge gibi bir şey artık. Tabii ya duvar. Besmele yap. Ondan sonra şöyle bir de yapmadım, yaptım bir de yetmemiş gibi. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim bir çevirdim. Öyle. Kafesi aldım işte. Ondan sonra kafesi aldım. Böyle dalın abi. Ya sen ya ben. Ya ben yam olacağım. Bir daha kiliseden çıkıyorum. Yamuk yumuk bir adam. Tabii kesin o. Risk alıyoruz. Tabii yamuk yumuk. Cesaretin yoksa, o seven yoksa yapma. Tabii canım. Ya öyle bedava. Sen ayeti kim sokulacaksın ne olacak? Yani güçlüyse senin şansın yok. Biz okuruz sonra abi seni. Zaten sizin gibi. Size güveniyordum zaten. Şey, sen neydik de ha? Evet. Sen böyle garip garip baktın ya, sen bakınca ben sana şöyle yaptım. Hiç evet. Çünkü o anda kelam sokma. Ondan sonra... İlk önce düz okuyordum. Çok zorlandım. Sonra çıkarttım. Böyle evet. Yaptım. Sayıldı. Bağırma vardı ya, izli bağırma. Evet. Mecuna attım ya. O arada zorlanıyordum da kırmanın şeyiydi. Ondan sonra kilise bizim oldu. Hadi set çadeyi namaz kılacağız kardeş. Bizim oralar. İnterneti verelim. Nasıl burada namaz kılınabilir diye. Peki abi sana bir şey yapamazlar da belki hani yanındakine saldırma. Ondan da korkuyorlar, benden korkuyor. Çünkü Allah Resulü bir yere gittiğinde sahabeyi böyle etrafını çevirmiş ki ona zarar vermesin evet. Diye. Çünkü kendisine bir şey yapamayınca ona belki zarar verecekler diye. Yani o Allah Resulü babalarıyla uğraştı da. Babalarıyla. Onların da tarumar etti. İman eden etti. Bir de yüzyıllardan beri. Tabii bizimkisi. Ya çok basit ya. Bildiğiniz gibi değil ya. Vallahi kalem yazmak gibi oyuncak ya. Yani Müslümana üzülüyorum. Dirayeti yok. Lan bu bilgi var. Bunları duyuyorsun. Hala korkuyorsun ya. La senin idrarını affedersin, gaytanı yen mahluk ya. Ne olacak bunda, güç mü olur? Onları güçlü kılan senin cehaletin, onları güçlü kılan senin korkaklığın. Korkma ya! Ne korkuyorsun? Bunu anlatırken dayanamıyorum ya, sinirimi. Müslümanla kısıyor. İstiklal Marşı bile korkmaya başlıyor ya. Yani dirayetsiz. Dirayet dersin bir dinlemesi lazım. Çoğunlukla niye kadın hasta? Dirayeti yok. La bu nasıl dirayet ol ya? Sıkıldı zaten komple bırakıyorum. Ne sıkıldı? Tam tersini yapıyorum. Gel lan daha fazla. Ya, neyse. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve İsa Aleyhisselam'ın cinli hastaları tedavi ettikleri var. Ya nereden çıktı? Peygamber etmiş. Tamam. İsa Aleyhisselam cinli hastaları tedavi etmiş. Bak şeye, Fetevahin diyenin tem maddesine bak. Tedavi diye. Hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ins ve cinnin peygamberi denmiş. İns ve cinnin peygamberi, iki cihanın selamı, öyle değil mi? Onlar da peygamberi. Bir sürü cinler var şu anda, yok mu? Bir sürü Müslüman cinler var. Bir sürü var ya. Cin suresi bile inmiş mesela. Cin suresi var ve şu anda Müslüman cinler var. Müslüman. وَمَا خَلَقْتُوا جِنِّ وَالْاِنْسِ اِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bir cinleri insanları değil, ibadet için. Cin. Onları da aynı. Müslümanı var, kafiri var. Nurcusu var, tarikatçısı var. Süleymancısı var, Almanı var. Yani burada doğmuş, büyümüş olan Alman cinlidir. Müslüman olanlar var. Bu binada ne kadar Alman vardı? Peki onlar bu derslerimizden istifade etmeye... Diyor. Şu anda dolu. Peki nasıl ediyorlar abi yani? Duyuyor şu anda, seni duyuyor şu anda. Boyut farkından dolayı. Bizi yani biz müsaade ettiğimiz zaman mesela diyelim ki Besmele'yi çektiğim zaman yine iki şey yapmıyor. Sana bağlı yani Müslümanlar da bizim insanlar da şöyle bir hata var. Biz görmüyoruz onlar her zaman bizi görüyor. Hayır. Onlar boyutunu gitti. Buraya müsaade edilmiş Müslüman cinlere. Onlar mesela camileri yok. Ve onların da kilisesi yok kafirlerine. Bizim arkamızda namaz kılıyorlar. Bizim kardeşlerimiz o da. Müslüman ya.
Mesela bu şehre girdiğim zaman, ne şey anlattın mı? Bir an önce Afen'e girdiğimiz zaman uçakla gelip bu şehir Müslümanların eline geçiyor. Çünkü bir insan, bak, aynen öyle, evet, bakalım. Bir insan, Müslüman, yani yaşayan bir Müslüman, besmele çektiği zaman vallahi helak olur bu tarlada her şey ya. Yani insan sultandır ya, kendini ne zannediyorsun? Yani insan en ahseni takvim, artı iki olabilmesi için eksi iki lazım. Esfele safilin de oluyor. Fî ahseni takvim, sümmeradet ne var esfele safilin. Ne kadar yükseklerin yükseğine çıkabiliyorsa o kadar diplerin dibine iniyor. Bunlar ortada. Melekler de ortada. En cami, en kamil, en mükemmel insandır. Onlar insanın nazarında hiçbir şey değiller ya. İnan bana. Ya Müslüman kardeşimiz bak. İnsan çok... Onlara cin suresi gelmemiş. Bize gelen cin suresi onlara da verilmiş. Anladın mı? İnsanlara değil, cinlere gelmemiş o. Yani insanlara gelmemiş, cinlere gelmiş denir. Hayır, cin suresi cinlere gelmemiş. Peygamberimize gelmiş. Bize gelmiş, onlar da istifade ediyor. Anladın mı? Yanlış yorumlamamak lazım. Ama peygamberimiz ins ve cinnin peygamberi. Biz de ins ve cinnin hocasıyız. Sen de ins ve cinnin kardeşisin. Herkes öyle. Müslüman. Evde Kur'an okuduğunuz zaman, Risale okuduğunuz zaman hemen Müslüman kardeşlerin geliyor. Bunlar korkmaya değil ki, tam tersini. Cesaret olmaya, yalnız değilsin ya. Dolu ya, bildiğiniz gibi değil ya. Öyle diyor kitap. Bak, Peygamberimiz Aleyhisselam, cinlerin de peygamberi, cin suresi ve hakeza. Bunlardan bahsettin, hemen oluyor cinci hoca. La Allah'tan kork da, cini yaratan Allah, cinci midir Allah ya? Ne biçim insansın sen ya? Niye çözüme odaklanmıyorsun da tenkit etmeye odaklanıyorsun? Böyle bazen kızıyorum, bunlardan niye bahsediyorsun? Ya muamma yapıp, onları muammaya atmak, İnsanın ötlekliğine, korkmasına vesile olur. Deşifre et. Münafıklar, Yahudiler, Deccallar, Firavunların, en şeytanın en büyük korktuğu nedir? Deşifre olmaktır. Şeytanın en büyük tuzağı nedir? Kendine tabi olanlara kendini inkar ettirmektir. Ben yokum. Ya o zaman kim? Ben yapıyorum. Oysa şeytan yapıyor. Şeytanın en büyük korkusu deşifre olmak. Cinlerin en büyük korkusu insan kendi gücünü bilmesidir. Onlar deşifre olduğumu bir şey diye olmadığını, vay be şuna bak ya diye veriyor. Hiçbir şey değiller ya. Kur'an indiren Allah'a yemin ederim ya. Ben tesir için demiyorum. Bir sure ya. O da cinlere inmemiş. Bize inmiş, cinler de istifade ediyor. Bize inmiş Kur'an. İnsanlara, onlar da istifade ediyor. Peygamberimiz de ins ve cinnin peygamberidir. Kardeş, insan çok camidir ya. Ben kimse, insanları yüceltmek için birini aşağılamıyorum aşağı. Onlar da kusura bakmasın. Ama Allah böyle yaratmış. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Ama bu böyle yaşamazsa sünneti, Kur'an'dan uzaksa سُمَّ اَرَدَتْ نَوَسْفَنَ سَافِلِينَ Dibin dibine iniyor. La kardeşim, sünneti yaşa ya. Telefonlardan uzak dur ya. İnternetten uzak dur. Telefonlardan uzak dur, oyna. Bak ya adam gibi ya. Git kilise. Lan değil etrafımdaki şey cin beni rahatsız ediyor. Ulan kilisin, kilisedeki bağlarını halt ediyorsun ya. Nasıl halt ediyorsun? Kardeşim iman. Risale okuyoruz. Hizbul Kur'an okuyoruz. Harama muhatap olmuyoruz. Televizyonda şimdi olmuyor. Haber dinlemiyorum. Teşvik için söylüyorum. Ne olacak ki bana yani? Kim ma? Hangi mahlukun gücü yetecek bana? Ancak ben uzaktan insanoğlu mermiyle vuracak. Cin miymiş ya? Yani niye böyle heyecanlanıyorum? Ya kardeşim, kadınlara kızıyorum ya. Ya nasıl bir dirayetsizlik ya? Hemen en ufak bir böyle kaşın. Ha! Ha! İyi değil. Çok kötü. Ne? İyi. Kötü de yoksun. Tamam, kötü. Ha, dirensene biraz ya. Hemen netesini dalga görünce kürek çekmeyi bırakıyorsun. Lan denize karşı kürek çek. Boğulana kadar çek. Ne hemen böyle dalga görünce... Hatta dalga değil. Hava bozdu. Panik yapıyor. Kadın onun için trafikte kaza yapıyor.
Bir şey oluyor, aha Ömer panik yapıyor. Ne panik yapıyorsun kardeşim? O zaman bilme ya. Peki, bilim insanın şüpheci olun. Ta ki ilim gelişsin. İlim öyledir. Her şeyden şüphe edin. Eğer kanaat gelse ilim gelişmez. İlim, felsefe hep şüphecidir. Öyle ama acaba. Demeli ki benim düşüncelerim yanlış olması muhtemel doğrulardır. Başkalarınki ise doğru olması muhtemel yanlışlardır demeli. Anladık mı bu cümleyi? Bu cümleyi kurabilmek için çok uğraştım. Yani Risale'den alınan cümledir. Ama bizim bu şeyi monta ettim. Bak, bilim insanı şüpheci ediyor. Yani felsefe. Nedir o? Felsefede net yoktur. Şüpheci olmasa felsefeciler çıkmaz. Ondan, o da ondan şüphe ediyor. Demeli ki şöyle mesela, benim düşüncelerim yanlış olması muhtemel doğrulardır. Yani şöyle diyeyim ben. Benim şeceri filkat yok mu haritam? Abi doğru mudur diyorlar. Risale-i Nur'u endeks alarak, ölçü alarak onu Allah nasip etti ve benim değil o. Gördüğüm rüyalardan kalbime gelen manalarla birleştirdim. Ve 30 seneden beri üzerine çalıştım. Küfranın nimet yok, külliyata çalıştım. Peki doğru mudur? Doğrusu bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Doğrusu bulunana kadar. Bu değil kardeş. Bak burada hata yaptın. Külliyattan ispat edilene kadar o yanlış dahi olsa doğrudur. Hani mesela son nihayet ilaç mı kullanılıyor şu anda piyasada? Mutlaka gelecekte bu ilaçlar değişecek. O zaman niye içiyorsunuz? Şu anda doğru budur. Bir şey kemala gidecek ya. Bilin insanı şüpheci olun ta ki ilim gelişsin. Ama böyle bu yanlış. Demeli ki benim düşüncelerim, bak benim düşüncelerim yanlış olma muhtemel doğrulardır. Benim düşüncelerim ihtimaldir yanlış. Ama seninkisi ise doğru olması muhtemel yanlışlardır. Böyle değil mi? Ha, muhtemel ya, doğru da diyebilir. Hasta şok dahil ilaç bombardımanını yaptırır. Yaptırır mıydı bir şey olmamış olsaydı? Hastaya diyor ki bir şey yok. Hastaya şok bombardımanı yapıyorlar. Tamam mı? Şok var ya, şok. Elektroşok. Şimdi bak, dinle ey gafil doktorum. Şok tedavi yapacağın zaman, mesela cinli ise, cin çekip gidiyor daha yapmadın. Şok tedavi hücreye yapıyorsun. Tak tarif ediyorsun. Eğer düzeldiyse hakikaten cin bozuk. Şok tedaviden sonra hala aynı ise cin şoktan sonra gene geliyor aynı. Niye anlamıyorsun ki birisi bozuyor? Yani bozulan hücreyi tamir ediyorsun da bozan var, onu nasıl düzelteceksin? O zaman ben sana illa onu da öğren demiyorum. Ama de ki bacım, kızım, evladım, hastam ne diyorsan ey doktor. De ki bak dinden de yardım al. Ama bunu bırakma. Biz nasıl diyoruz? Bak kardeşim git ilacını kullan. Ama dinden de yardım al. Yani ilaç al, bozulan tamir olsun. Dinden yardım al, bozan varsa ortadan kalksın. Yani dinden yardım alman senin ilacını ortadan kaldırmıyor ki tesirini. Kullan ama dini de kullan. Ama adam ne diyor? Din düşmanı. Hayır diyor. İlaç kullanacaksın, dinden yardım alma. Öyle bırak hurafeleri. Tabii yani bazen efendim asalaklar da çıkıyor diye onu bahane yaparak da dine de hücum edilmez. Ben bazı asalak doktorlar var. Ameliyat gerekmediği halde ameliyat eden zalimler var. Var mı yok mu? Ben onları bahane yaparak bütün doktorlar böyledir diyor muyum? Sen niye diyorsun birkaç tane asalığa görünce dindarlar böyledir diye? Niye dindarlar diye genelliyorsun? Ben öyle diyor muyum? Dememem lazım. Sen bana ne kadar böyle dindar bir tane etsen ben gene demem.
Sen bana yanlış yapsan bile ben sana yapmamaya çalışırım. Çünkü benim hürriyetimi teslim etmem. Ne demek? Senin bana yaptığına göre ben davranış belirlersen ben köleyim. Sen bana böyle yaptın, ama ben de sana yaparım. Benim doğamın değil. Niye? Mecburum sana öyle sert davranmaya. Benim bu davranışımı sen oluşturdun. Niye? Sen böyle yaptığın için. Benim hürriyetimle yapmadım. O zaman ben senin hareketine hareket yaparsam ben hür değilim. Köleyim. Çünkü sana karşılık vermek zorunda kaldım diye inanıyorum. Ama sen bana yaptın olsa, yapsam bile ben karşılık vermesem, kendime yakışır hareketi yaparsam hür benim. Hasta şok dahil ilaç bombardımanını yaptırır mıydı bir şey olmamış olsaydı? Beyni üretiyorsa bu beyni niye yakınlarına ona yardım elini uzatanların mukaddes mekan ve mukaddes şeyleri hedef seçip saldırsın? Bunu doktorlukta edilir mi? Doktora soruyor. Şok da ne yapacağız? İlaç bombardımanı yapacağız. Peki şoka geliyor bu hasta. Doktora diyorum. İlaç bombardımanına geliyor. Peki ona yardım elini uzatan yakınlarına, ayet-i kürsü okuyana, Kur'an veya ezan duyduğu zaman kulağını kapatan, buna niye direniyor? Soruyorum ey doktor. Niye Kur'an okunurken, ezan okunurken kulağını tıkıyor da şarkı türkü dinlerken rahat ediyor? Peki o zaman soruyorum, tıbbi midir şimdi bu? Kur'an'dan nefret etmek tıbbi midir? Yani bunlar inkar mı edeceksin? Bir sürü hastalar var piyasada. Ona yardım elini uzatanlara, mukaddes mekanlara, mukaddes şeylere, ezanlar ve Kur'an'ı hedef yapıp saldırması, o tür şeyler okunca böyle yapması. Soruyorum, tıbbi midir? Biyolojik hasta mıdır şimdi? Psikolojik midir? Ruhsaldır. Sen cevap ver o zaman. Eğer biyolojik hasta, doktora da, Kur'an'a da eşit yakın olur adam. Hasta yani. Hatta tam tersi, hasta çare ara, ya bana da Kur'an'da okutun der ya, ben orada hastayım der. Ama bu tür hastalar Kur'an'a küfür ederler, tekme atarlar, biliyorum. Okuyana sandalye, hafıza önündeki su koydu, okurken kadın hafıza tam fırlatırken kocası elini vurdu da yana düştü. Ama 3 ayda hastanede yattı. Sana dediler mi ki doktor 3 ay hastanede yattı da niye düzelmedi? Hem bir sürü ilaç soktun kafası çiğne. Yan tesirle de ne diyoruz? Olmadı. Adam art niyetli değildi ki diyoruz. Sen beceremediğin zaman sana kimse itham ediyor mu? Bazı hocalar da veya işte okuyor. Ya oluyor mu öyle? Bak düzelmedi. Sanki hastaneye gelen her hasta düzeliyor senden. Yani sonra hedef alarak soru soruyorum onlara. Madem bu insan beyni üretiyorsa, öyle diyor, beyin üretiyor. Doktor, bunu beyin üretiyorsa, hastalığı sen üretiyorsun diyor hastaya. O zaman niye ona el uzatanlara, mukaddes mekanlara, mukaddes şeylere düşman oluyor da hastaneye tıpış tıpış doktorun ilaçlarını tıpış tıpış içiyor. Bundan beyin üretiyor. Yani din düşmanlığını beyin mi üretiyor? Hasta garip şeyleri görüyor, işitiyorum diyorsa yalan mı söylüyor? Şizofreni. Bir isim takmış. Şizofreni. Şizofreniler kurgulama yaparlar. Sen öyle baktığına göre bana şöyle düşünüyorsun. Karı koca beni aldatıyorsun. Oran buram kaşınıyor. Oran buramı karıştırıyorlar. İçinde motor sesi var. Öyle. Duydum. Beraberdik. Kadın diyor ki içinde motor sesi var. Nasıl dedim? Kamyon çalışıyor dedi. Doktora gittin mi? Hem de ne ağır ilaçlar içiyor. Kaç seneden beri? Neyse ağzımı tutayım.
Ya ben bu işte anlamıyorum. Anlamıyorum da şefkatliyim. Bari bir tebarek okuyayım. Bir şey bildiğim yok ha. Bildiğim şu. Kur'an maddeye dönüşebiliyor. Yani şu. Şekle. Bak. Elif, la, mim. Elif, la, mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Hudellil muttakim. Bu şekildir. Bunun karşılığı ses. Sesi dönüştürüyor. Şekli sese dönüştürdüğün ama enerjiye dönüşüyor. Yani ses yazıya benzemiyor. Zalikel kitabu la raybe fih. Hudellil muttakim. Benziyor mu ses yazıya? Yok. Peki işte ben onu enerjiye dönüştürüyorum. Ne yaptım? Falan. Böyle inanıyorum biliyor musun? Yani elma enerjiye, yediğin gıda enerjiye dönüşüyor. Güneş enerjisi oduna dönüşüyor. Enerji, madde, madde enerji birbirlerine dönüşümüdür. Bunu yapan kavşak da insandır. O zaman ne yaptım? Bir şey bildiğim yok. Bazıları diyecek ki bunu deyince, vay be ustaymış. Hayır kardeşim, usta falan değil. İtikadım iyi. Kur'an'a ben böyle imanım ettiğim için, imanım olduğundan iman etmiyor. Haşa, o başka. Kur'an donmuş enerji paketleridir. Ben Kur'an'ı sevap diye okumuyorum. Allah yazsın inşallah. Hem sevap, bu sabah da duydunuz. Cüzüm okuyorum, bir buçuk cüzüm okuyorum, bir cüz. Değerleri benim. Enerji pakettir. O zaman dolu dolu oluyorum. Bu heyecan oradan geliyor. Okumayayım sabah cüzümü. Ya o gün 10-11'den sonra asabilik başlar. Pısırık, mıymıntı, iki kelam bir araya getiremeyen, canım sıkık, böyle ona buna böyle agresif davranan bir tip oluyor. Ben kendim biliyorum. Okuduğum zaman ben Kur'an'ı sebap diye okumuyorum. Ben yazıyı şekli sese dönüştürüyorum. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. Bu çünkü dinin şöyle bir özelliği var. Sebap denilen şeyin bedensel karşılığı pozitif enerjidir. Günah denilen şeyin bedensel karşılığı negatif enerjidir. Ben onu enerjiye dönüştürüyorum. Elmayı yiyip nasıl enerjiye dönüştürüyorsam harfleri de yiyip enerjiye dönüştürüyorum. Ha ne diyeceğim şimdi? Ne yaptım biliyor musun? Araba sesi duyuyorum dedi. Ne zamandan beri? 3 aydan beri. Öyle dedi. 3 aydan beri. Ondan sonra çocukların orucu. Babası diye çocukların. İyi. Hanesi. Ya ben anlamam ki kardeşim. Abi ya, bir şey de okusan ya. Sen bir ağzın belki duaya denk gelir. Tamam kardeş, tamam. Ne yaptınız? Zalcıklar ki dinleyen bir şey acayip garip okudum. Hafız dedi ki bana, benim yani talim, Kur'an talim hocam. Hocam böyle bir şey var, ne okuması gerekiyor? O ki ihlasın yok, tüm Kur'an oku bir faydası yok. O ki ihlasın var, bir ihlas oku yeter. Ne okudum? Tebarekellezi biyedil mülkü ve huve ala külli şeyin kadir. Ellezi halakal mevte vel hayate liyebluvekum eyyüküm ahsenu amela. Ve huvel azizul gafur. Allah Allah, vallahi zevk kadir. İnan. Ellezi halaka seb'a semavatin tibaka. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. Hazret coşmuştu. Burayları silersin tamam mı? Abi biraz okusan uyuyacağız yani. Ya acayip. Tebareke okudum. Eriyeceğiz. Dedim ki ablam, anneleri var mı motor sesi? Yoksa traktör sesine mi dönüştü? Cevap ağlıyor. Hiçbir şey. Yesilet bile alamıyor. Ne oldu? Böyle darinamik. Doktorluk mudur? Pişt. Ha, mezi. Ama bir şey okuma mı istiyorsun? Namertin kucağına düşme. 6666 tane ayette ne okuyacağını bilmiyorsun. Ustad seçmiş, Bediüzzaman seçmiş, Hasan Mehmet değil. Aklı inşaat, aklı inşa, inşaattan kalsın. Kalbi ihya,
hayatı aktif, canlı olmak istiyorsan Hizbul Kur'an okuyacaksın. O abine de bulacaksın kardeşim. Hizmet Vakfı'nda basılıyor. Ha, Hizbul Kur'an. Nedir o? 6666 tane ayetin içinde aklı inşa, kalbi ihya, hayatı aktif eden ayetleri seçmiş. Oku bak ne oluyor. Tebareke var da ondan okuyorum ben. Orada var. Bastım. Ondan sonra dedim ya olmazsa tebarek eden benim de dersim ya Hizbul Kur'an'da her gün 3 sayfa okuyorum. Dedim ya 3-3,5 bazen oluyor. 3-3,5. Dedim ya şimdi tebarek okuyayım. Ötesine gerek yok. Ondan sonra var mı ablam? Olsun da göreyim. Motor sesim, uçak sesim. Hiçbir şey yok. Ya. Peki ne zaman doktorluk abi? Bak. Ya da hani Müslüman doktora gidilmesini tavsiye ediyor. Bak, bak kardeşim. Burada Müslüman doktoru yok. Buradaki doktorlar gidilir mi? Bak, şöyle gidilir. Çünkü bir ihtisastır. İslam, yabancı düşmanları var burada. Hı. Ona gidilmez. Ustad diyor ki, saatiniz bozulunca diyor bir Ermeni tamirciye gitmiyor musunuz diyor. Yani bu cihazdır. Aynı saat bozulması gibi. Cihazdır bu. Ama ehline gidilir. Şimdi bak. Tebarekellezi biyedil mülkü ve alâ külli şeyin kadir ve yessirû kavleküm evi cehrubih innehu alimun bizatin sudur elâ ya'lemu men halâku ve velatîful habîr. İkinci sayfayı geçtim kastım. Okudun. Hizbul Kur'an da okuyor. Hizbul Kur'an okuyor. Allah'a cek bir şey ya. Hizbul Kur'an okuyor. Hizbul Hakayki Nuri okuyor. Tamam. Ondan sonra dua kitabı. Hizbul Hakayki Nuri. Kur'an'da da haftada bir cüzü var. Risale'yi de okuyor 5-10 dakika. Haftada bir gün derse gidiyor. Ne zaman doktora gidecek? Haftada da bir gün derse gidiyor. Tamam. 5-10 dakika Risale'yi de okuyor. Televizyon dizilerden de elinden geldiği kadar uzak duruyor. Hala sıkılıyorsa doktora gidecek. Tamam abi. Biraz daha indirgeyim mi? Şimdi gündüz çok iyi. Gece rahatsız. Tamam. Gece rahatsız. Ne okuması, ne yapması lazımdı? Risale mi okuyacak? Risale okuyacak. Çok şiddetli okuyacak. Gece mışıl mışıl, gündüz rahatsız. Kur'an'ı bol okuyacak ve sünneti yaşayacak. Bu kadar basit. Bu benim fikrim değil. Bu öz. Ama gece gündüz eşit. Aynı. Risale okuyorum, Kur'an okuyorum, doğru da yaşıyorum. Abi bak, doktora gideceksin. Tamam? Mesela Yasin vel Kur'anil Hakim inneke le minel murselin. Okuyorsun. Bak okuyorsun. Doluyorsun. Hiç okuyamıyorsun. Okuyamıyorsun. Birisi okusun. Tamam. Hizbul Kur'an okuyorlar sana. Okuyorsun. Hizbul Kur'an okuyorlar sana. Sen bilmiyorsun. Hizbul Kur'an okuyorlar. Hizbul Hakayki Nuri okuyorlar. Bir cüzü de var ya nurcular bölüşüyorlar da haftada bir cüz okuyorlar. En amileri öyle yapar. En amileri haftada bir cüz bitirir. Nurcuların ekserisi hizmette aktif olanlar izli aktif her gün bir cüz bitirirler. Yoksa duramazlar. Zübeyir abi diyor ki pirimiz, ustadın sirk adını, hizmet edeceğim nama altında kendi yatırımını kaldırırsan, evrat ve eskarının zikrini bırakırsan, tesbihatı ve Kur'an'ını hizmet insanların yardımına koşuyorum diye insanlar senin yardımına koşar. İtfaiyecilik yaparken itfaiye muhtaç olacaksın. Kısa dönemde biraz koşturacaksın ama uzun dönemde şansın yok. Bir de aileni sakın hizmet için ihmal etmeyeceksin. İlk önce hizmet. Ailene artarsa harice. İlk önce hariç sonra aile değil. Bu peygamberimizin sünnetine zıttır. İlk önce ailene. Hele kadın. Ben derse gidiyorum diye çoluk çocuğunu başka evlere bırakmak, çoluk çocuğunu ihmal etmek bu dini değildir, sünneti değildir. Kim ne dedi? Peygamberimize Allah emretmiş. Yakınlarına emretti. Hizbul Kur'an okuyorsun. Hizbul Hakayki Nuri okuyorsun. Haftada bir cüzü okuyorsun. Haftada en az bir gün derse gidiyorsun. 5-10 dakika Risale okuyorsun. Televizyon, internet, cep telefonu, oyunlardan uzak duruyorsun.
Vallahi bomba gibi olursun. Bak ben böyleyim. Bak 50 küsur yaşındayım. 53 yaşındayım. Buradan Bremen'e kadar yürüme şans şeyim var, heyecanım var. Elhamdülillah ben de öyleyim. Heh! Okudun o zaman. 78 kilometre. 78 mi? Ya inan böyle bir şeyim var. Mübalağa demiyorum yani. Tamam. Ama sana ne aldıydım bilsen. Mimintı bilmem ne. Tak asılı verdik. Tak 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 böyle derdim. Hissediyorum. Aa gidiyor. Zamanımızı pat oldu. Şeyimizi aldık. Silahım, gücüm, hakimiyetimi aldım. Neyse ulan ben nereye soktum. Hadi. Hani bazen uçaklar var ya, maç 1, maç 2. O havadaki o şeyi, o hani ses duvarı delikten sonra bir patlama oluyor ya. Anlarsa açılıyor. 2005'te vuruyor. Aynen öyle. Onu yiyelim. He vallahi ben böyle sıkılıyorum, böyle direniyor, ağzım dönmüyor ya, şey yapamıyorum ya ilk. Evet. İlk 10 dakika motoru siniyor gibi. La kelimeleri tasarruf ediyor, telaffuz edemiyorum ya, kelimeler dönmüyor. Biliyorum işte birileri, şeytan durur mu? Nefis semari var da bir sürü, olumsuz madenler var. Bir sürü sokakta içerimize giren pislikler var. Bir sürü enkazlar var içimize girmiş. Onlar engel oluyor, resimler, sesler. Ondan sonra engel oluyor, 10 dakika sonra bir motoru siniyor. Öyle bir çakıyor ki, selis gibi akıyor. Tırt 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 koyuyor kenara, hadi valla, hadi koş hizmete. Veya hadi bakalım biraz daha. Hasta garip şeyleri görüyorum ve işitiyorum diyorsa, A. Yalan söylüyor. Ta yakınlarına çare, ceza versin. Dikkati çeksin. B. Yani ne? Eğer hasta garip şeyleri duyuyorum, garip şeyleri görüyorum, duyuyorum diyorsa birinci şık. Ya yalan söylüyor, ta yakınlarına ceza versin, dikkati kendisine çeksin. B. Beyin üretiyor. C. Doğru söylüyor, hakikaten gördükleri ve duydukları doğrudur. El cevap. A. Birinci cevap. Hasta bu kadar şokları, senelerce ilaçları kendini yok sayarcasına yapması, yakınlarına ceza vermek ve dikkati çekmek için olur mu? Bazı doktorlar diyor, yakınlarına ceza vermek için yapıyor, dikkati çekmek için. El cevap, ey kardeşim, hasta bu kadar senelerce şokları, senelerce ilaçları yiyor, kendini yok sayarcasına yapması, yakınlarına ceza vermek ve dikkati çekmek için olur mu? Bunu 15-20 sene yapsın da kimse ve ehilleri anlamasın yalandan yaptığını. B. Beyin üretiyor. Ona cevap. Beyin üretiyorsa senelerce tedaviye niye cevap vermiyor beyin? Ve farklı hastalar aynı şeyi söylüyor. Hadi benim beynim üretti. Niye şizofreni dediğimiz hastalar aynı şeyi söylüyor? Ben işte o araba kamyon sesi geliyor diyen şizofreni tanısı vardı. Teşhisi yani bizce. Teşhisi konmuş. Şizofreni neymiş biliyor musun? Araba sesi geliyor. Başka 3-4 ay önce ayağımdan birileri çekiyor. Başka ay önce tanıyorum da. Oralarımı buralarımı karıştırıyorlar diyor. Yani vücudunda. Şizofreniler böyledir. Tamam şizofreniler aman ortak şey söylüyor kardeşim. Şizofreni dedim verdin ilaçlar. Tamam niye düzelmiyor? Niye dilek seni yardım istemiyor ondan? Bak beyin üretiyorsa senelerce tedaviye niye cevap vermiyor ilaç? Ve farklı hastalar aynı şeyleri söylüyorlar. Beyin avucumuzda artık tıbbın elinde. Teşhise biri öyle diyor, diğeri doktor başka diyor. Doktora gidiyoruz, bir tanesi başka diyor. Bir tanesi başka diyor. Beyin de hepsinin elinde. Tutmuyor birbirlerini demek muayyen değil. Bu doktorlar yalan mı söylüyor? Hepsi doğru söylüyor. Nedir? Ona giderken erva habise, buna farklı muamele yapıyor. O doktora giderken farklı yapıyor. Tabii ki o farklı söyleyecek. Erbaa habisi dediğimiz gözden giren bütün resimler. Eğer güzel manzaraları tefekkür ettiğin Kabe'yi falan, erbaa haliye, içeriye girenler kötü filmler, kapattın filmi, kafaya girmiş, kafa kapanır mı?
Filmler aynen oynuyor. İçeriye giren her resim canlanıyor. İyi ise ervah haliye, kötü ise ervah habise. Şarkı türküler ise ervah habise. Kur'an'dır, ilahidir. Tamam. İlahi namı altında pop müzikse o da ervah habisedir. İsmi Allah, Allah, Muhammed, Muhammed. Bu kadar. Hatta çalgı aletleriyle. O da ervah habisi oluyor. Niye? Kapanınca sıkıntı basıyor. İlahi çok dinleyenleri soruyorum. Kapattığınız zaman huzur mu var, rahatlık mı, sıkıntı mı var? Onlara da el attılar. Ona da el attılar. Onu da el attılar. Bozdular onu. İçini bozdular. Zeminini. Peki demek muayyen değil hastalık. Kaygan bir zemin. Hem hastada bir, mantık, iki, hafıza, üç, muhakeme yerinde. Adam mantıklı. Hafızası değil, muhakeme yerinde. Ama ses duyuyorum diyor. Veya böyle böyle zannediyorum diyor. Ayağıma birisi çekiyor diyor. Dolaşıyor diyor hastalık diyor. Tamam mı? İçinde motor sesi geliyor diyor. Bu muhakemesi var. Hafızası değil, mantıklı bir insan. Verdin ilacı uyudu. Ver ilacı uyudu. Ya, yazık günah. Var kardeşim, Hizb-ı Kur'an'ı ver. Bak, tebareke ile gitti. Şimdi ilaç mı içecek şimdi? Yazık değil mi ya bu kadar enkazı soktun? Ama kör olası dinsiz gözü, görmez olduğu yüzümüzü, hem hak söyleyen sözümüzü, işitme sözümüz, hak söyleyen sözü, işitme sözümüz. Niye? Din eksenli bir çözüm üretmiyor. Sözüm şeye, dinden uzak olan tabibe. Yani dini kaynak referansı göstermeyip ta din yücelmesin diye yapıyor. Hem hezeyan yok. Kişi gerçeği gayet iyi değerlendiriyor. Adamda kadında hezeyan yok. Her şeyi değerlendiriyor. Bu nasıl olur peki? Hem kişi gün içinde kısa bir zamanda hasta görülmesi, kısa bir zamanda hasta gözükmüyor. Bunu bitirince şu cümleyi kesiyorum. Hem kişi gün içinde kısa bir zamanda hasta görülmesi, çoğunlukla normal olması veya tersi de oluyor. Hasta ise devamlı hasta olması lazım idi. Yani hasta ise devamlı hasta olması lazım. Bir bakıyorsun gün içinde çok iyi. Bazen eferi tutuyor. Lan eğer biyolojik hasta ise hayatın her saati hasta olacak. Buram kırık. Tamam, buram ağrıyor. Yarın burası ağrıdı. Dün buram ağrıdı. Burada bir şey yok. Eğer hakikaten biyolojikse burası ağrıyorsa dün de burası ağrıyacak, bugün de yarın da, öyle değil mi? Ama bir burası ağrıyor, bir burası ağrıyor, bir burası ağrıyor. Yani gün içinde hasta çoğu zaman iyi. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Kardeşim hakikaten ruhsal olsa daimi olurdu. Bir de okuyorum. Hem kişi gün içinde kısa bir zamanda hasta görülmesi, çoğunlukla normal olması veya tersi de oluyor. Hasta ise devamlı hasta olması lazım idi. Gün içinde birkaç dakika, birkaç saat anormal görünecek, sonra hiçbir şey yokmuş gibi tamamen normal olacak. Bu olmaz. Tıbbi değil bu. Hem kişi gördüklerini, işittiklerini normal görüyor ki beni bundan kurtarın diye yardım istiyor. Muvazenesiz, dengesini kaybetmiş hasta. Ya şurada birilerini görüyorum. Şurada ses duyuyorum. Tamam, dengesiz. Ama yardım istiyor, beni kurtarın diyor. Demek ki gördüğü doğrudur. Ama kör olası dinsiz gözü, sırf madde endeksli olan bir eğitim almışsa, melekütü alemleri inkar ettiği için ervah habiseleri ve cinlerin boyutunu kısmen buna açılmış. Görüyor işte. Evet, eğer hakikaten psikolojik hasta olsa, şizofreni olsa yardım istemez. Beni kurtarın diye bağırmaz. Beni kurtarın diyor. Bak ne diyor? Hiçbir şey yokmuş gibi tamamen, buraya okudum. Hem kişi gördüklerini, işittiklerini normal görüyor ki beni bundan kurtarın diye yardım istiyor. Görüntülerin ve seslerin normal olmadığını idrak edebiliyor ki beni kurtarın diyor. Bak orada birisi olmaması lazım, var diyor. Öyle hastalar da var. Hayat boyu hep böyle duvarda adam var diyor. Ha, hasta. Tanıyorum birisi. Abi ben hastanede gördüm, dışarıda en bahçede. Bakıyorum şimdi.
Kadın kavga ediyor. Baktım karşısında kimse yok. Ama öyle bir kavga ediyor ki böyle. El hareketleri... Almanya. Şeyler, evet, Almanya'da burada. Dışarıdan baktım, Allah Allah dedim ya. Ya yani bakın, şimdi ben mantık getiriyorum. Diyorum ki, bak, hem kişi gördüklerini, işittiklerini normal görüyor ki, beni bundan kurtarın diye yardım istiyor senden. Görüntülerin ve seslerin normal olmadığını o da idrak ediyor ki, yardım edin diyor, kurtarın beni diyor. Ben İsmail, İbrahim de beni kurtarın diyor mu? Demiyor. Niye demiyor? Normal. Niye oldu duvardaki adam da beni kurtarın diyor? Sizofreni. Zıkkımı kök, hemen bir laf taktınız, bitirdiniz işini. Attınız, ilaca mahkum ettiniz. Bak, kadın veya adam ne kadar muhakimeli ve muvazeneli ki, beni kurtarın diye yardım istiyor. Niçin kurtarın diyor? Çünkü normal değil diyor bu. Normal görüntülerle o görüntüyü ayırt ediyor. Hakiki sizofreni normal ile görüntüleri ayırt edemez. Bu ayırt ediyor. Sentezliyor ve farkındalığına varmış. İdrak ediyor. Bu sizofrende olabilir mi? Yani normal ile anormalı sizofreni ayırt edemez. Bu etmiş ki yardım istiyor. Hemen Tanrı'yı teşhisi koydu beyefendi radiyallahu anh. Sizofreni tamam. Ne? Uyu uyu yat uyu. Senelerce sizofreni ilacı bas. Ya bırak hocayı ya diyor. Niye? Dinek senin çözüm olmasın. Abi bunu bilerek mi yapıyorlar? Dinden kopuk olan doktor bilerek dinde çaresi olduğunu biliyor, göndermiyor. Bana öyle geliyor abi. Evet, bilerek yapıyor. Bilerek bağımlı yapmak için. Bak, hele burada sanki şey gibi desene. Yabancı ise burada, yani, milliyetçi ise şey olsun yani. Hareket etsin. İlaç sektörü. Evet. İlaç sektörü dönsün. Hatta ne kadar ilacı yazarsa o kadar Dubai'de şurada burada tatil yapacak. Doktora. Kendisi söyledi. Biz diyor, şey yapıyoruz dedi. Neyse X. Ama diyor, hocam diyor, ben yapmıyorum dedi. Ama diyor, en ağır ilaçları bazen yapmak zorundayım dedi. Çünkü dedi, tatil geldi, ilaç eksik. Tatil geldi, biraz da yazmam gerekiyor. Yani onların bir limiti var. 10 tane yazma, ilaç yazmayla seni havaya, adalarına göndermiyorlar. Dubai'ye göndermiyorlar. 50 tane yazacaksın. Ya adam o kadar zalim ki devletin müfettiş mühendisi köprüyü tahlil ediyor, denetliyor. Mutahhit köprüyü doğru mu yaptı? Eksik harç, çimento kullanmış, aldığı rüşvetle Amme'nin, Beytulmal'ın, devletin köprüsünü her daha doğmamış çocuğun hakkına tecavüz ediyor. Kul hakkı nasıl verecek? Onu onaylıyor doğru yaptı diye. Başka bir doktor. Söylüyorum, var mı yok mu? Ameliyat gerekmediği halde ameliyat yapıyor. En masum doktordan bahsediyorum. Gerekmediği halde tahlil ediyor. Tahlil istiyor. Onu, bunu, bunu. Ya bir saat önce yaptım ya öteki hastaneden. Bilemem. An değişebilir. Niye? Bu hastanede çalışınca hastaneci demiş ki o doktora, sen her gelenden şey isteyeceksin, tahlil. Tahlillerden kazanıyor. Mesela anjiyo yapılıyor. Ya hiç gerek yok. Hiç gerek yok mesela. Hiç gerek yok. Belki panik atakları falan var. O kadar. Anjiyo. Yani damar kasılıp geriliyor, anjiyo olacaksın diyor. Neyse. Hem bu seslerin ve görüntülerin neden belli saatlerde oluyor? Hem bu görüntüler, seslerin niçin aynı saatlerde oluyor? Motor sesi zaman oluyor mu? Yok dedi. Şu saatlerde oluyor. Niye? Şizofreni böyle mi olur? Hem ekseriyetle gecede olması veya akşam ezanından sonra başlaması, bu durum, bunu bizzat rastladığım şeylerden yazdım ben bunu. Yani bir kişi iki kişi değil ki, benim işim bu. Böyle ne zaman oluyor kardeşim? Sorduğunuz siteye. Şu saatte. Sen bana bilmiyorum saatini yaz. Beni 15 günün 1, 2, 3, 5, 7, 9 gün. Sonra bir daha yaz. Hani bir gün, üç gün, beş gün. Hocam şu saatlerde oluyor zanlarım. Şu saatte görüntüler çıkıyor. Hani bakıyorum %99 şu saatlerde olmuş. Gecede oluyor, akşam ezanından sonra oluyor. Bu durum sizofreni de alışılagelen bir durum değildir. Belirli saatlerde akşam ezanında olması
Şizofrenide alışılagelen bir sistem değil bu. Hem hastanın yakınlarında veya bununla ilgilenenlerde olabiliyor bir de. Mesela diyor ki yani benim işim değil, hafıza yandası veya işte Almanya'da işte burada dün işte denk geldik işte Nurcuların annesi işte. Hocam ya bilmiyorum ki dedim ya bu iş. Hocam hiç de okuran ya senin ağzın şey olur. Tamam okuyayım. Bak ne geldi. Okudu güzel. Evet, hemen daha yoldayken mesaj yaz. Abi dedi ya annemden sonra dedi ya ben de sıkıntı başladı dedi ya. Normal mı? Yok dedi normal değil. Koy telefona. Ve sülkavleküm evicherubi innehu alimun bizatin sudur. Ela ya'lemu men halak ve huve latifun habir. Geçti mi ya? Geçti abi. Ha, peki bu şizofreni yakınlarına sıçrar mı? Yok. Niye bunda aynı sıkıntılar başladı? Yakınlarında başladı. Şizofreni. Ben mesela diyelim ki tebareke okuyacağım. Tebareke ya. Niye bende sıkıntı oluyor? Kilise. Kilisede namaz kılacağız. Ne yapalım dışarı soğuk. Kilise namaz kılacağız. Niye sıkılıyorum? Sıkılıyorum ya. Dışarı bir çıktım. Farkında mısın dışarı çıktım? Sana çaktırmamak için böyle bir yani güya tükürüyorum gibi. Ulan dışarıda hiçbir şey yok. Girdim içeriye tekrar girdim. Tamam. Ulan dedim bu mumdandır zannettim. Bütün mumları söndürdüm. Daha beter arttı. Ulan mum. Mumlar niye söndü diye merak ediyordum. Merak ediyordum. Ulan dedim mumun dedi mi gazını. Tamam. Mumu söndürdüm. Sıkıntı daha beter arttı. Gelen giden mum yakmış. Ulan dedim herhalde bu dedim mum gazından. Kapıyı açık bıraktım. Bir daha çıktım. Dışarı çıktım. Üçünü girdim. Gene ocağı. Ateş. Adam sardı. İflal zektim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapıyı kapattım. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi çevirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Her tarafı. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Elif lam mim. Ser şimdi namaz kılalım. Şimdi biz şizofreni midir? Ben de şizofreniyim. Sıkılıyorum. Orada sıkılıyor burada. Anlayış efendim. Öyle inandığınız için ya. Öyle inandım. Beni öyle inandım. Her tarafı ateş basmış. Bu göğsüm her tarafı kıpkırmızı oluyor. Öyle inandım beyefendi. Radiyallahu anh. Biz de bilmiyoruz. Hep sen biliyorsun bu işleri. Ben biliyorum söylemiyorum ama nasıl şizofreni? Hamim ayin sin kaf gidiyor. Siz de diyeceksiniz ki ikide bir derste bunları niye sokuyorsun? Ne yapıyorum biliyor musun? Tahmin et. Motive olayım diye. Ders uzadı ya. Pilim bitiyor. Doldurmak için yapıyorum. Vallahi yapıyorum. Ve okudukça gördüğün gibi hele 3 yapsam ne olur? Neyse bitireyim cümleyi. Yani dolmak için yapıyor. İstersen dene. Bitireyim. Şizofreni nedir? Girdim çıktım. Bana da tane koyacaklar. Teşhis. Şizofreni. Yakınlarına niye sıçıyor? Şizofreni nedir? Yani onunla meşgul olana. Mesela tamam. Yanımda oldu. Hasta saldıra çıkarttılar hafıza Çayeli'de. Ne oluyor binada? Ya hemen rahat ol, rahat. Ben de çalışmam. Sonra bir hasta getiriyorlar dedi. Ya bıktım bunlardan falan. Neyse getirdi. Bak şimdi şizofreniyim. Ne yakınlarına sordu. Ne? Şizofreni hasta tamam. Başladı okumaya. Havuzda okudu. Bir süre okuyor işte adam. Havuz. Niye bayıldı? Kur'an okumayla bayılması şizofreni midir ya? Biraz sonra ikindi ezan okunuyor. Aynı yaptığını söylüyorum ya. Ben nereden bileceğim bunları? Abandın. Ben bunları tiyatro mu yapıyorum? Ben bunları yapabilir miydim ya görmesen? Niye Kur'an okuyor? Ulan bir dakika dedim deneyeceğim. Lan delilik yapma dedi ya havuz. Bir dakika havuz. Böyle yaptın mı? Bak ulana bak. Çünkü benim işim böyle laboratuvarcılık yapacağım bak. Yaptın. Tamam ezan bitti. La ilahe illallah. Ezan bitti. Kalktı. Cep telefonu. İnternete girdim, radyoyu açtım.
Bir tane. Dengör 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 zıngır zıngır zıngır. O da başladı zıngır zıngır onu. Ona Kur'an okunurken abana şarkı türkü de ya niye böyle yaptın dedi sen. Ne olduğunu tespit etmek için. Bak hafız bak kola dönüyor. Şizofrenidir efendim şizofreni. Şizofreni sevsinle. Şarkı türküne de zıng zıng zıng. Yalan mı söylüyor? Ha şizofreni olan var tabii ama bir bak bakalım da yani hemen şey koyma. Hem hastanın yakınlarında veya bununla ilgilenenlerde olabiliyor. Onlara da bulaşabiliyor. Şizofreninin görüntüleri hastanın yanında bulunan birine bulaşabilir mi? Hem gündüz eşini özlüyor. Akşam ondan nefret ediyor. Eşi gelince sebepsiz sıkıntı basıyor. Hatta çıldıracak gibi oluyor. Ona saldırıyor. Eşinden nefret ediyor. Ama sabahtan akşama onu bekliyor. Özlüyor, gelince ondan nefret ediyor. Sonra da yalvarıyor. Ben yapmıyorum bunları. Bana yaptırıyorlar, beni kurtarın diyor. Bu da mı şizofreni? Sabahtan akşama kadar özlüyor eşini. Akşam gelince nefret ediyor. Eften püften bağlarıyla kavga çıkarıyor. Ve nefret ediyorum diyor. Sonra kendini o çıktık gittikten sonra akrabası veya hoca gidiyor. Niye böyle yaptın? Ben ister miyim? Bana yaptırıyorlar. Şizofreni midir? Hiçbir şey yok. Koçası gidince iyi. Ha, peki, şeylerin en büyük tuzakları nedir? Erva habise bitti. Erva habisenin en büyük tuzakları içki içirmek, zina ettirmek vesaire olmakla beraber esas en büyük tuzağı karı kocayı ayırmak. Şeytan en büyük şey bu. Şeytan en gücü de silahı kendine tabi olanları kendini kar ettirmek. Yani şeytan denen bir şey yok. O zaman benim içimden geçen her şey benden kaynaklanıyor. İstekler, arzular, zina arzusu, içki arzusu, sigara arzusu, vur kafasına, ver ağzını payını. Şeytan eğer ben yapıyorum oluyor. Eğer ya bana bunları şeytan yapıyor derse ben çare ararım. Şeytan bilinmek istemez. En büyük silah gizli olmaktır. Şeytan. Cinlerin en büyük silahı insan kendisini basit görmesi, cinleri yüksek görmesi. Ondan güçlü oluyor. Şeytan neydi? Silahını söylüyorum. Gizli olmak. 13. lemada yazıyor. Ustadın şeyine. Şeytanın en büyük hilesi kendisine tabi olanları kendisini inkar ettirmek. Ne şeytanı canım? Şeytanmış. Oysa şeytan. Cinlerin şeyi insanlar kendisini basit görsün, özgüveni gitsin, bunları yüceltsin. Şeytan şey cinlerin gücü insan kendisini basit görmesi, korkması, efendim tırsması. Korktun mu? Herkes senden korkar. Herkes sana selam durur. Burada kesiyorum. Vahir'de bir iki derslik de var. İnşallah bir günde bir tanesini yaparsak bitiririz. Vahir'de vardım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha'tan selamu aleyküm.